Hepinize merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi ligde güzel bir başlangıç yaptık. İkinci sıradayız ve bu hafta rakibimiz deplasmanda Burnley. Zorlu bir maç bizi bekliyor. Premier Lig'de kritik maçlar, sıkıntılı maçlar arka arkaya sürmeye devam edecek. Çünkü bütün takımların potansiyelinin, kalitesinin yüksek olması bizi de biraz zorluyor. Tabii durum böyle olduğu için önce Kampani'nin ardından da Fernandez'in sakatlanması defanstaki bu boşluğu bu şekilde doldurmamıza neden oluyor. Emrecan'ı zaten bildiğiniz gibi stopere çekmiştik. Ardından şimdi de Donk'u çekmek durumunda kaldık. Umarım daha fazla sakatlık falan olmaz. Çünkü sakatlıklar olmaya başladıkça bizim de sıkıntılarımız artacak. Yerine gelebilecek rotasyondan oyuncuların çok düşük potansiyelde olması, bu yıldızların yerini dolduramıyor olması hem benim işimi hem de yardımcı antrenörün işini bayağı bir zora sokuyor. Ama lafı uzatmayalım. Gidelim Vitality Stadyumunda Burnley'i ezip geçelim. Rakibimiz Vitality Stadyumunda Burnley. Zorlu bir maç bizi bekliyor. Defansta önemli isimleri var. Ake, Koke fark etmez. Her türlü biz onları kokutmasını biliriz. Ve bu haftada bu sahadan zaferle ayrılmamız gerektiğini zaten çok iyi biliyorsunuz. Chelsea puan kaybetmiyor. Biz İki tane mağlubiyet almış olsak da biz de onları yakından takip ediyoruz. Yani bir puanlık bir fark çok büyük bir puan farkı değil ama elimizden geldiğince bu haftayı karlı bir şekilde tamamlayıp ardından Chelsea maçında güzel bir zafer de elde etmemiz lazım. Puan farkını Chelsea ile açmamız lazım. Çünkü bu sene belli ki bizim en yakın takipçimiz Chelsea olacak. Bizi en çok zorlayan isimlerden bir tanesi Chelsea olacak. Yani durum böyle olduğu için de Chelsea maçında mutlaka ama mutlaka güzel bir oyun sergilememiz lazım. Ama şimdi bizim için önemli olan önümüzdeki bu maç. Bu maçı bir atlatalım da Chelsea maçını sonra düşünürüz. Fabregas sakin. Bırak sen de Giroud'u ya. Giroud ortadan koşu var. Vidal gidiyor. Olivier Giroud'u bıraktı. Vidal yazdı mı? Begovic be. Güzel pastı Giroud. Güzel pastı oğlum. Hadi. Hadi Giroud. Tamamlıyorsun bunu. Vur şuna kafayı. Gelmedi. Gelmedi. Mbamba'nın orada ne işi var ya? Lamela yükseldi de. Yo, Lamela yükselmemiş. Kim yükseldi lan orada? Göremedim de. Neyse. Çok problem değil. Olivier Giroud. Güzel döndü. Vuruşunu yaptı. Dışarı attı be. Aferin oğlum. Aferin koçum. Bu arada o kadar gol atıyorsun yaşına rağmen. Niye düşüyorsun sen ya? Rahat oynayacağız çocuklar. Rabiot aşağıya aç oyunu. Güzel. Koke bırak geri Henry'ye. Güzeldi. Ver şimdi Koke'ye. Koke yersin onu. Sakin ol. Kaldır kafanı. İyi bir orta. Olivier Giroud üst direkten çıktı be. Aferin Giroud. Aferin Giroud. Kullan kullan. Böyle hava toplarını kullanın oğlum. Koke iyi ortaydı da. İşte birazcık topun sonlara doğru düşmesinden dolayı Giroud istediği vuruş yapamadı. Ama güzel ortaydı oğlum. Aferin. Güzel pas yalnız Koke. Koke düzeltti. Önünü açtı. Vuruşunu yaptı dışarı attı. Aferin Koke. Bunu dene. Bunu dene ama isabetli olsun oğlum. Hadi. Yapabilirsin sen. Başarabilirsin ha. Göbeğe dikkat. Göbeğe dikkat. Geçmiyor Donk. Donk 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 donk. Yapmıyorsun Donk. Yapmıyorsun Donk. Basalım 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 orada. Hadi çocuklar. Hadi çocuklar. Alırız bu topu. Kapat önünü. Vurmasın. Ya bu boşluğu vermiyoruz. Oğlum o boşluğu vermeyin. Şu kanattaki oyuncularınıza yakın oynayın ya. İlk yarıda önemli pozisyonlara girdik ama gol bulamadık. Gol bulma yollarında biraz sıkıntımız vardı. Lamela kanatlardan biraz top taşıyamadığı için ve yorgun olduğu için onu yedeğe çektim. Umarım Nelson bize ikinci yarıda faydalı olabilir. Yani onun hızına, driplingine bayağı bir ihtiyacımız var. Bu bariz belli. Kanatları kullanmamız gerekiyor. Koke etkili ortalar yapmaya yavaş yavaş başladı ama işte bu etkili ortaların devamında Giroud'un da içeride topla rahat buluşması gerekiyor. Hani ne kadar boy posu olsa da boy posu da bir yere kadar hesabı. Fabregas'ı Vidal'i görün. Güzel pas. Olivier Giroud'a da iyi aktardınız. Vidal devam et. Vidal devam et de. Oğlum Giroud'un önünü kapattılar. Giroud oradan çıkamaz ya. Yapma Rabiot. Orada top kaybı olmaz. Bak devamı pozisyonu kontrayla döner bize. Aferin Nelson be. Helal olsun oğlum. Helal olsun koçum. Bırak Vidal'e. Arturo Vidal. Sever çaprazları. Dönen topta Begovic. Ulan var ya. Gene ilk yarıda olduğu gibi Begovic tam gaz devam ediyor toplarını tutmaya ya. Beyler dikkat savunmada. Sakin sakin. Henry basma basma. Henry basma. Henry. Güzel. Hoca. Ya yok bir şey orada ne oldu? Henry ne yaptın oğlum?
Ya böyle bir penaltı nasıl oluyor? Emre ne yaptın koçum sen orada ya? Ya hocam saçmalama gözünü seveyim saçmalama ya. Adamın topla alakası yok. Gidiyor Henry'e takılıyor. Gidiyorsun penaltı veriyorsun ya. Ayıp hocam ya. Olur çocuklar olur. Problem yok olur. Yani hakeme kurban gittik. Yapacak bir şey yok bu maçta. Bu bariz belli. Orada hiçbir şey yok ki ya. Henry topa uzattı ayağını. Topa da dokunamadı. Rakibi topu ayağından çıkarttı. Gitti Henry'e takıldı. Penaltı oldu. Klein gir araya. Çok güzelsin Klein be. Yürü oğlum. Yürü koçum. Yürü koçum. Yürü koçum. Bırak Vidal'e. Vidal. 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 Arturo Vidal. Hoca bu da penaltı. Bu da penaltı o zaman ona veriyorsan. Ona veriyorsan buna da vereceksin arkadaş. Güzel. Aferin Vidal. Aferin Vidal. Aki'yi oyuna getirdi. Hadi aslanım be. Hadi koçum be. Hadi Ciro be. Atmadan gelme oğlum bu topu. Bu topu atmadan gelme. Hadi aslanım. Yazıyorsun. Yazıyorsun. Begoviç avlıyorsun. Topu alıyorsun. Bir gol de atabiliriz. Begoviç. Topu bırak. Topu bırak. Çek topun önünden. Allah Allah. Güzelsin Ciro. Aferin oğlum. Yine bıraktı. Sol ayağıyla. Ustaca köşeye. Helal olsun sana. Birbirlik eşitlik ama yetmez çocuklar. Bu maçı çevirmemiz lazım. Hadi oğlum bunu başarabiliriz lan. Şunun şurasında kaldı. Siz deyin 2, ben deyin 5 dakika. Uzatmalarla birlikte. Hadi başarabiliriz, başarabiliriz. Bırak ortaya. Güzel pas. Sakin. Vidal ortaya tekrar. Oğlum Ciro'ya değil lan. Ortaya yakın arkadaşlarına oynayacaksın ya. Kaçır şuradan Ciro'ya. Gelir mi? Lan Ciro'ya engellediler. Sektirme. Güzelsin Don. Kısa yap yukarıda. Ver ortaya şimdi. Vidal dokun Ciro'ya. Ses Fabregas gidiyor. Geçmedi be. Baskı 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 baskı. Hadi oğlum. Güzel sıkılan. İyi kaptın topu. Hadi oğlum. Rahat. Ortaya oyna. Ver şimdi Ciro'ya. Ya Nelson biraz düzgün at ya. Olmadı. İstediğimiz 3 puanı elde edemedik. Begoviç'i geçmekte çok zorlandık. İkinci yarıda biraz oyundan düştük. Ve Burnmate'e bayağı bir pozisyon verdik. Devamında da saçma sapan bir penaltı rakibimizin atması bizi iyice zora soktu derken işte dakika 87'de benzer pozisyonda Vidal'in penaltı kazanması eşitliği sağladı ama bu bize puan kaybı olarak geri döndü. Sıkıntılı oldu, kötü oldu ama sağlık olsun. Lig uzun maraton, her türlü toparlarız. Rakibimiz ligde bugün zorlu bir isim Chelsea ve Chelsea ile bu maçın hemen ardından olmasa da iki maç ardından bir Carabao Cup'ta mücadelemiz olacak. Şimdi Fratton Park'ta önce Chelsea'yi yenmek ve ardından da Carabao Cup'ta zafer elde etmek adına hem rakibimizi yakından tanımak hem de ligde puan farkını indirip önlerine geçmek adına bu maçta varımızı yoğumuzu ortaya koymamız lazım. Burnmate'den bir puan kaybına uğradık. Bu kötü oldu bizim adımıza ama hiçbir şey bitmiş değil. Yani lig daha yeni başladı sayılır. 10 hafta geride kaldı. Chelsea maçı bizim için kritik bir maç. Ve bu maçta da mutlaka zafer bizim için şart. 11. haftada zorlu bir maç. Olivier Giroud ekranlarda. Gol krallığında. Bu sene 8 golle liderliği elinde tutuyor. Eski takımına karşı da umarım bugün güzel bir maç çıkartır. Ve Chelsea'ye gollerini atmaya devam eder. Hem gol krallığındaki iddiasını sürdürür. Hem biz 3 puan elde ederiz. Hem de Chelsea'yi önce kendi sahamızda ardından da Carabao Cup'ta yenmek adına elimizden geleni ardımıza koymayız. Güzel bir orta gelirse Ciro da vurursa ulan Kurtuğa, ulan Kurtuğa. De Gea'yı alamasaydık seni alacaktık Kurtuğa. Bunu sen de biliyorsun. Opsiyonda anlaşmıştık ama ben vazgeçtim. Dedim De Gea'ya bak, sana gerek yok. Henry dikkatli, Henry geçirmiyorsun. William tehlikelisin bak. Oynattırma onu. Bas oğlum, sağlam bas. Aferin. Dikkatli, dikkatli. Azpilicueta'ya baskı. Beyler, hadi, 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 hadi. Şu topu şuradan çıkartalım. Çıkartma De Gea, çıkartma De Gea. Oğlum, elini uzatsan alacaksın ya. Ya, bunun üzerinde sizi çok düşündürüyorum. Söylüyorum da hiç anlamıyorlar. Ve bizim geçen hafta puan kaybetmemiz sadece bizim adımıza olmadı. Chelsea de puan kaybetti. Durum böyle olduğu için puan farkı da pek değişmedi. Hala bir puanlık fark devam ediyor. Ama işte bu maç belki de tabloda birinci olacak takımı da belirleyen maç olabilir. Yani Arsenal şu an arka sıralardan geldi, biraz zorluyor gibi oluyor ama. Hani dediğim gibi lig yeni başladı ve büyük takımların
Puan farkı yok denecek kadar az. Birbirlerine çok yakın. Yakın hemen. Güzel. Sakin Koke. İyi pas verdin. Kim o? Fabregas. Yoktu uzaktan. Fabregas nereye vurdun ya? Dikkat dikkat. Geçirme Donk. O kadar rahat geçmiyor Donk. O kadar rahat geçmiyor Donk. Kapatın önünü. Kapatın önünü. Kaleyi kapat. Kaleyi kapat. Ulan arka arka iki direkten döndü. Şu kaleye doğru git. Ulan ucuz atlattık ya. Morata'nın burada topu düzeltip vurmasından sonra Willian iyi ki offside'daymış. Yani seken topta bir tehlike olabilecek pozisyonda Willian'ın direkten sonrası. Karşıla, karşıla, karşıla. Güzel Rabiot, güzel Rabiot. Bırak aşağıya Fabregas. Fabregas çıkart ayağından. Güzel. De geç kalıyorsun be oğlum, geç kalıyorsun be. Biraz daha erken çıkartman lazım. Aferin Vidal, aferin Vidal de. Şu topu alın şu heriften ya. Yakın 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 oynattırma. Geçmiyor. Güzel Koke, aferin. Hadi beyler, hadi iyi paylaşın adamlarınızı, hadi. Önemli maç oğlum, kritik maç. Hata yapmamamız lazım. Olabildiğince gole doğru yönelmemiz lazım. Ama işte bak, bu tarz pozisyonlar da vermeyeceğiz bunu yaparken. Hani çok rahatlıkla şu defansta hatalar yapıyoruz, problem oluyor. Ver aşağıya Lamela'ya. Lamela kullan önündeki boşluğu. Yürü Lamela. Yürü aslanım. Yürü koçum. Lamela. Lamela. Lamela dışarı vurdu ya. Oynattırma kanatta. Geçmiyor. Geçmiyor Henry. 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 Biraz daha sağlam Henry'ye. Bastın da al o topu, bizimkilere aktart oğlum. Güzel Donk. Ver ortaya. Hemen aşağıdan oyna devam. Güzelsiniz. Vidal. Ciro'yu oyna şimdi. Cidal. Cidal kim bilmiyorum ama Ciro düzeltti. Önünü açtı. Vuruşunu yaptı, dışarı attı. Olivier Ciro. Yapma be oğlum be. Çok güzel geldiğini, iyi düzelttin de işte. Şutun uzak köşeye biraz etkisiz kaldı. İlk yarıda Chelsea karşısında ortada geçen bir oyun vardı. Yani önemli pozisyonlara aslında girer gibi olduk ama çektiğimiz şutların bir türlü kaleyi bulmamasından dolayı ofansif anlamda birazcık sıkıntı yaşadık. Bunu ikinci yarıda çözebilirsek biz bu maçtan rahat bir zaferi elde edebileceğimizi düşünüyorum ama işte Chelsea'nin bu genç orta sahası, hem Kante hem Bakayoko, bizim Vidal'in oynamasına, onun daha iyi bir oyun performans sergilemesine engel oluyor. Ve durum böyle olduğu için işte defansif anlamda da bizim eksikliklerimiz bizim adımıza sıkıntı oluyor. Umarım bunu ikinci yarıda aşabileceğiz. Bir gol atarsak bu maçı rahat kazanabileceğimizi düşünüyorum. Chelsea'nin ataklarını rahatlıkla bastırabileceğimizi düşünüyorum. Hani rahatlıkla olmasa bile en azından kontralarla birlikte onlardan bu maçta zafer elde edebileceğimizi karşılarında düşünüyorum. Bakalım ne olacak, ne edecek. Bunu göreceğiz ama işte Willian'ın önünü Henry ile açmamız ve Henry'nin de bu kaptığı toplardan sonra bize ofansif anlamda bir şeyler sağlaması lazım. Bunda biraz sıkıntılı anlar yaşıyor. Willian sen de gözünü seveyim, yavaş oyna. Başka adam yok bunun yerine ya. Vallahi başka adam yok. Oğlum Henry nereye attın ya? Kes onu orada. Güzel, çıkar o top. Çıkmadı, çıkmadı. Henry yetişirsin. Henry yetişirsin. Henry yeme o çalımı. Güzel Donk. Ver ortaya. Hadi çocuklar. Hadi çocuklar, hızlı bir şans olabilir. Lamela'nın önü bomboş. Lamela'nın önü bomboş. Lamela'ya dokunuş topu Ciro. Güzelsin Ciro. Lamela olmadı be. La Fabregas. Gel Lamela'ya atsana oğlum ya. Önü bomboş diyoruz sana. Bak pozisyon oldu kalede. Geçirme onu. Harikasın Emrecan. Geçmiyor. Güzel. Ortaya bırak. Çok güzelsiniz çocuklar. Hadi oğlum. Hadi aslanım Fabregas. Ver Ciro'ya. Ciro bir ver kaça gir. Vidal dokun Ciro'ya. Olivier Ciro. Olivier Ciro. Ondan önce Marcano. Ulan Marcano. Ulan Marcano. Çok iyi geldi, kesti ya. Dur dur dur, sakin ol. Kes Ciro'ya. Lamela. Olivier Ciro'ya. Olmadı. İstediğimiz, aradığımız golü bir türlü bulamıyoruz ya. Vidal iyiydin de oğlum. Bugün biraz etkisiz kaldı. Sen dinlen, sen dinlen. Gorgup, sana güveniyorum. Ara paslarınla bugün iyi beslemen lazım Ciro'yu. Hadi gol bulacağız oğlum. Bir tane gol bulacağız, üstüne yatacağız. Rabiot ortaya. Güzel. Gorgup alttan Koke'yi görürsen, Koke de bu topu değerlendirirse, atarsa bu işi burada bitirir be. Koke ara topundan çok güzel bir boşluk yakaladı. Gorgup'un güzel pası. Koke'nin usta sol ayak bitirişi.
bize 1-0'lık dakika 81'de Chelsea karşısında üstünlüğü saldı. Şu direği sökün şuradan. Ulan kaç sene geçti? Kaç sezon geçti arkadan? Hala o direk orada. Hala bizim pozisyonlarımızı göstermiyor. Bir yandan iyi. Rakiplerimiz bunu göremiyor ama bir yandan kötü. Taraftarımız da bu güzel golden mahrum kalıyor. Göremiyor, izleyemiyor. O pasın nasıl geldiğini bilemiyor. Ver Dusya. Ortaya oyna. Sakin, sakin. Gorgup, iyi sakladın topu. Zorlama. Ver tekrar Gorgup'a. Dusya bırak. Çok güzelsin. İyi bir orta. İki gelir mi derken Kurtuğa. Ulan çok iyi geldi. Çok iyi girdi araya ve topunu kaptı ama olsun çocuklar. Top bizde kalsın. Yani son dakikalarda şu topu biraz çevirelim. Bir pozisyona daha girer. Belki golümüzü atarız. Bırak ortaya. Yaz onu Gorgup. Uzaktan dışarı vurdu Gorgup be. Bebek yüzlü şeytan dışarı vurdu be. Geçen sene hem gol kralı hem asist kralı oldu ama işte. Yerine gelen dünya yıldızları onu ister istemez kesmek durumunda kaldı. Oyunu iyi ama sakatlığından sonra işte Gorgup'un performans anlamında düşmesi onun yedek kalmasına da bir yandan neden olmuştu. Morata'ya dikkat edelim. Açma önünü. Son dakikalarda Azpilicueta net bir pozisyonu kaçırdı ama hocam artık şu maçı bitirdi. Bitirdi ve biz evimize gidiyoruz. Chelsea kendi sahamızda 1-0'la Koke'nin golüyle deviriyoruz. Conte kusura bakma biraz koyduk ama affet be aga. Affet. Chelsea'yi ne kadar seviyorsam da destekliyorsam da manevi olarak maddi olarak kazanmamız gerekiyordu. Ve biz bugün bunu başardık. Chelsea kendi sahamızda Koke'nin golüyle 1-0 arkamızda bıraktık. Rakibimiz deplasmanda Wolves. Güzel bir maç bizi bekliyor. Çünkü kendi sahalarında ne kadar oynuyor olsa da Wolves bu sene sıkıntılı günler yaşıyor. Sıkıntılı zamanlar geçiriyor. Ve ligde 19. sırada yer alıyorlar. Bunu belirtmem lazım. Yani önemli isimleri var. Miranda gibi defansif anlamda ama işte kazanabilecek güçteler mi diye merak ederken Vidal'in direkt 27'de kırmızı görmesi ve Koke'nin penaltıyla golü bulması güzel oldu bizim adımıza. Oğlum adamlar 19. sırada, Vidal ne yapıyorsun ya? Saçmalama gözünü seveyim. Aferin Koke. Attığın gol bize 3 puan değerinde de. Sıkıntılı oldu biraz ya. Rakibimiz iç sahada. Kendi sahamızda ligin son sırasındaki Brighton Albion. Ha Vidal yoktu doğru, bir an dedim ne oluyor. Bu arada Kompany tekrar geri geldi. Bunu belirteyim. 2 aylık sakatlık sürecini arkasında bıraktı. Hocam dedi ben çok iyiyim dedi. Bak dedi Donk'un yerine beni oynat. Emin ol dedi pişman olmayacaksın. Ama Kompany'cim hani pişman olmayacaksın diyorsun, sarı kart diyorsun. Nasıl olacak bu iş? Hani bunu da düşünmek lazım. Aferin beyler. Ligin son sırasındaki ekibe ne kadar ezici bir üstünlük sağlayabileceğimizi rahatlıkla gösterebiliyoruz. Tabii dakika bunu 35'te olmasa da 4'te başladık ama 4'te de bitirdik. Aferin. 4 gol attınız da bir golü yemeseydiniz iyiydi. Nasıl yediniz oğlum onu? Rakibimiz Carabao Cup'ta çeyrek finalde Chelsea. Zorlu bir maç bizi bekliyor. Kendi sahamızda ligde Chelsea'yi 1-0'la Koke'nin attığı golle geçmeyi başarmıştık. Neden? Aynısını bir kez daha başarmayalım. Fratton Park'tan zaferle ayrılmayalım ve Chelsea'yi Carabao Cup'ın dışına atmayalım. Carabao Cup'ta çeyrek final gününde Fratton Park'ta rakibimiz Chelsea. Bundan sonra gelecek büyük rakipler bizim için çok da önemli değil. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Yıldız oyuncularımızla her çıktığımız maça damgamızı vuruyoruz. Kazansak da kaybetsek de İngiltere'de en çok konuşulan kulüpler arasında yer alıyoruz. Durum da böyle olduğu için bu saatten sonra City'miş, Chelsea'miş, Liverpool'muş, United'miş hiç fark etmez. Hiç fark etmez. Biz küçük kulüpleri kaybediyoruz. Onlar bizim için problem değil. Aman 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 oğlum dur lan dur, artistik yapıyorduk. Hata yapmayalım, hata yapmayalım. Güzelsin Kompany. Aferin oğlum, aferin koçum. Nacho da bir gelse. Nacho da bir gelse. Çok rahatlayacağız da defansif anlamda. Nacho hala iyileşemedi. Umarım o da en kısa sürede takıma gelir dönecek. Sakatlığından iyileşecek. Hocam artık ben geldim. Emre'yi istersen ileri çekebilirsin diyecek. Ver Lamela'ya o topu. Lamela yürü oğlum. Yürü koçum. Alırsın o topu ondan. Ama işte diğer oyuncu. Bayağı bir senin adına sıkıntı, farkındayım.
Vidale, Vidale, Vidale. Aferin oğlum. Şimdi Giroud'a. Olivier Giroud geçmedi be. Yine Marcano, yine Giroud. Bugün bu ikiliyi bayağı bir izleyeceğiz. Bariz belli. Bariz belli. Çünkü Marcano ilk maçta Olivier Giroud'u çok iyi markaj altına almıştı. Elinden geldiğince onun şut atmasını, hava toplarındaki etkisini azaltmıştı. Yine de bizim adımıza ofansif anlamda Giroud'u durdurarak zor anlar yaşatmıştı derken de Morata'nın bu ara topundan golü olmadı çocuklar. Kampani, hani iyiydin? Hani iyiydin Kampani? Yaptığın ilk hatadan gol yedik. Güzelsin oğlum. Koke, ayağından çıkar. Giroud, bırak aşağıya. Lamela bomboş gidiyor. Lamela'nın önünde top. Lamela, atıyorsun bunu. Lamela işte bu. Kontradan, boşta kalan topta. Önünde tertemiz bir alan. Müsait bir alan ve Lamela'nın rahat koşusu, rahat golü bize birbirlik eşitliği saldı. Aferin lan sana. Helal olsun. Bu arada bu da bizim Burak Gazi'miz. Üçüncü kalecimiz. Gerçi üç mü oldun? Sun var. Bas var. Deheye var. Dördüncü kalecimiz. Türkiye'den buldum. Altyapıya getirdik. Antrenmanlara şu an çıkıyor kendisi. Elinden geldiğince Portsmouth adına bir şeyler yapacağını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Satacağız. Geliştirip satacağız. Geçirme, geçirme. Kampani, Kampani baskı. Aferin Kampani. Aferin oğlum. İlk goldeki hatanı bir nebze de olsa telafi etmeyi başardın. Helal olsun sana. Böyle devam et. Morata'yı oynatma. Sen elinden geleni yap. Bak sana söz veriyorum. Maaşına zam yapmayacağım. Giroud, yaz bunu. Giroud, Olivier. Giroud dışarı vurdu. Sevdiği yerler, sevdiği toplarda ama bu sefer Giroud Courtois'ı geçmeyi başaramadı be. Aferin Giroud. Dikkat, dikkat, dikkat. Geçmeyin de aferin oğlum. Ya Rabiot'um, topa niye müdahale yapıyorsun? Madem müdahale yapacaksın, neden topa gitmiyorsun ya? Bak durduk yere bir anda top kayboldu, pozisyon olacak. Ulan yersek var ya ben sana yapacağım biliyorum. Aferin kale, aferin de Heya. İndir o topu. Vidal, indir o topu. İlk yarıda birbirlik eşitlik vardı. İki taraf adına da önemli pozisyonlar oldu. Etkili şutlar oldu. Ama birbirlik eşitlik bozulmadı. Daha fazla gol çıkmadı. Umarım ikinci yarıda Karabağ Cup'ta yarı final yolunda gidip o aradığımız ikinci golü bulabiliriz. Bunu bulmamız lazım çünkü kaybetmek istemiyoruz. Kupalarda bu sene taraftarımıza söz verdik. Her kupayı alacağımızı, onlara önümüzde ne kadar kupa varsa o kupaların hepsinde müzemize tekrardan onları yerleştireceğimizi söyledik. Bunu başarmak için de bugün Chelsea engelini aşmamız lazım. Ama düzgün paslarla çocuklar aşmamız lazım. O paslarla biraz zor işimiz. Hadi bakayım. Biraz daha düzgün pas atın. Gerisi gelir. Gerisi gelir emin olun. Güzelsin Klein'im. İyi müdahale. Oyna oyna. Yok bir şey orada. Hemen rol yapıyorsun. Kendini yere atıyorsun. Sekmiyor kampanyayı. Güzel. Çocuklar. Çocuklar. Yani şansa mansa önderinde kalıyor. Hiç takip etmiyorsunuz ya. Nelson'um gel koçum. Gel aslanım benim. Bir Giroud ile kısa. Olivier Giroud. Olivier Giroud. Önünü açtı. Vuruşunu yaptı. Dışarı attı be. İstekli, arzulu ama işte şutlara birazcık kale tutmadığı için problem oluyor. Vidal kaptırma. Bırak ortaya. Güzel. Fabregas. Dokun aradan Giroud'a. Olivier Giroud. Bu sefer. Bu sefer. Aradığı golü buldu be. Courtois'a dedi ki. Çekirge. Bir sıçrar. İki sıçrar. Ama Portsmouth taraftarına. Ben bu golümü atar. Kalbimi gönderirim dedi be. Helal olsun sana hayvan. Parçala Courtois'a be. Aferin oğlum. Böyle devam et. Böyle devam et. Şu toplardan. Gollerini at. Bizi. Bu kupada zafere ulaştır. Güzelsin Ciro. Harikasın Ciro. Böyle devam oğlum. Güzel de. İyi şuttu. Etkili şuttu. Ve sonunda aradığımız golü bulduk. 2-1 öne geçtik. Sırada savunma vakti. Savunacağız. Ve Chelsea engelini Karabağ Cup'ta arkamızda bırakacağız. Harika Rabiot. Harika Rabiot. Güzel kaptın topu. Bırak topu. Güzelsiniz. Vidal sakin. Ver Vidal'e tekrar. Vidal dokun Giroud'a. Olivier Giroud düzeltti vurdu Courtois. Giroud uzaklardan bugün çok deniyor. Ama bir türlü işte hani aradığı golü fırsatı bir pozisyonda sadece bulabildi. Yine de önemli değil. Etkili oynuyoruz. Yani uzaktan şutlarla Courtois engelini geçmeyi başardık. Chelsea savunmasını geçmeyi başardık. Tabii ki yeterli olmayabilir. O yüzden ne yapıp edip ikinci golü bulmamız lazım derken
Kalemize de bu pozisyonu vermeyelim çocuklar. Hadi bakayım. Hadi aslanlarım benim, dikkatle. Sağlam paylaş, sağlam paylaş. Havada karşılayacağız. Hızlı bir şans da belki bulabiliriz devamında. Vur ona Rabiot. Güzelsin. Çıkart o topu oradan. Oğlum biraz yavaş at ya. Yani Vidal önünden gidiyor. Attığın pasa bak ya. Nereye atıyorsun? Sakin Emre. Aferin oğlum. Kısa yap. Ben Nelson'a şimdi. Nelson dokun sen de yukarı. Güzel pas Rabiot'a. Rabiot yürü. Rabiot bırak Giroud ya. Olivier Giroud. Bekle Rabiot'u. Rabiot geliyor bak. Rabiot gidiyor bak. Hiç problem değil. Sen Vidal'i düşündün ama etkisi kaldık. Nelson'u gör. Nelson'u gör. Oğlum topa gel de Nelson'u gör ya. Kampani sakin. Kampani. Kampani. İyisin iyisin iyisin. Dengesini bozdun oğlum en azından. Güzel De Gea. Hadi beyler hadi beyler. Chelsea baskılı oynamaya başladı. Bu atakları savuşturmamız lazım. Vurun kafayı şu topa. Dikkatli. Vurdurmayın. David Luiz'e vurdurmak yok. Süpersin De Gea. Kanada doğru oyna. Hadi bakayım. Henry. İndirirsin o topu. Henry. Henry. Biraz daha sağlam. Ver şu topu aşağıdan. Koke'ye güzel top. Koke. Sakin ol. Sakin ol Koke. Geçtin onu. İyi de orta. Gelir mi Giroud ya? Ulan yine Marcano ya. Savunmada Marcano büyük işler başarıyor ama. Giroud onu bir kez geçti. Neden ikincisi olmasın? Bırak çıksın oğlum. Bırak acele etme. Yap hemen kısa. Lan oğlum önündekiyle kısa yapsana ya. Koke. Acele ettin Koke. Acele ettin ama hiç problem değil. Chelsea engelini çeyrek finalde Karabağ Cup'ta arkamıza bırakıyoruz. Taraftarımız bugün çok mutlu. Chelsea'yi bir kez daha geçmeyi başardık. Yine bir farklı skorla arkamızda bıraktık. Artık yarı finaldeyiz. Rakibimiz kim olacak bilemiyorum ama Olivier Giroud bugün Chelsea'yi deviren isim oldu. Güzel bir gol attı ve Chelsea'ye kupada veda törenini çaktı. Portsmouth'un zaferi bize yarı finale getirdi. Ligde maç eksiğimiz olmasına rağmen şu anlık 2 puanlık farkla liderliği almış durumdayız. Önümüzde kritik bir hafta olacak. Hatta kritik haftalar sadece onunla kalmıyor. Yani oynayacağımız yaklaşık olarak 5 maçta Aralık ayında bayağı riskli, önemli maçlarımız var. Bunlardan ilki Tottenham ile olacak. Tottenham şu an 15. sırada. Ardından Stoke City'ye konuk olacağız. Onun ardından bir Arsenal maçı, hemen ardından Leicester City maçı. Yani Aralık ayı bizim adımıza sıkıntılı olacak ve o sıkıntılı dönemlerin ardından da transfer dönemi başlayacak. Bunu belirtmem lazım. Yıldız isimler almaya düşünüyoruz ama şöyle bir sıkıntımız var. Şu an ne maaş bütçemiz var ne de transfer bütçemiz. Yani yokluk içindeyiz. Bu yüzden mutlaka ama mutlaka elimizden oyuncu çıkartmamız lazım. Bakalım Aralık ayında nasıl günler bizi bekliyor olacak, göreceğiz. Zorlu haftalardan nasıl çıkacağız göreceğiz. Kendinize iyi bakın. Beğendiyseniz, keyif aldıysanız, eğlendiyseniz like atmayı, desteklemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.